Ankaragücü yeni sezon çalışmalarına başladı. Biz de şimdi tesise geldik. Hem kulüp başkanı, hem yeni teknik direktör, hem de futbolcularla sizler için röportajlar yaptık. Öncelikle ben teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için de aynı zamanda. Çünkü süreç kolay bir süreç değil. Evet, Ankara'ya yeni gelmedik biz aslında Ankara'ya. Uzun bir süre önce gelmiştik. Bayağı uzun bir sürede kaldık. Yani Ankara bize ne şehir olarak ne de camia bize yeni değil. Yani bildiğimiz bir camia. Çok uzak mesafede değildi biliyorsun. 200 metre, 250 metre mesafede. Ankaragücü'nün Ankara'da neyi ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Türk futboluna neler ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. O açıdan hangi camiaya geldiğimizi, camianın beklentilerinin ne olduğunu, nelere aç olduğunu çok iyi biliyoruz açıkçası. Tabii kulübün bulunmuş olduğu süreci göz ardı etmemek lazım. Yani çok işte 2B, ondan sonra TFF 1, Süper Lig. Bu da şunu gösteriyor. Camianın ne kadar güçlü ve ne kadar sağlam zeminler üzerine kuru olduğunu Süper Lig'i görüp de şu anda belki ismini oturduğumuz çok sayıda kulüpler var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım hepimiz yani. Biz teknik adam olaraktan, ekip olaraktan, futbolcularımız bundan sonraki süreçte aç olan bir veyahut da beklenti içerisinde olan bir taraftar grubu var. Bir şehir var. Biz de inşallah onların bu sezon beklentilerini cevaplamak için elimizden geleni yapacağız. Sen Sabri Bülent ikinci sorunu soracaksın. Yani kadroyla ilgili. Transfer. Yani tarafta en çok merak ettiği şey şimdi, transfer var mı? Transferle ilgili şöyle. Yani o biraz yönetimsel soru. Cevabını da bence yönetimi vermesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Bizim yani bugün, yarın, dün hatta 3 gün içerisinde mevcut elimizdeki olan kadroyu değerlendirmek. Dışarıdaki olan kiralık oyuncularımız geri döndüler. Altyapıdan yönetimin belirlemiş olduğu arkadaşlar var. Onları dün gördük, tanıştık. Bugün tekrar bir daha kendileriyle daha yakinen çalışıp, yarın tekrar belirleyip ona göre kamp kadromuzu belirleyeceğiz. Ve ondan sonraki süreçte yönetimin artık yapacağı hamleler. Biz sezon içerisinde Ankaragücü'nün nelere ihtiyacı olduğunu zaten yani hepimiz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok. Analizini çok net bir şekilde yaptık. Hem ilk devrenin hem ikinci devrenin. Ve belirli bir rapor hazırladık. Bunu da yönetimimize zaten gelmeden önce, yani sözleşmeyi yapmadan önce de paylaşmıştık. Ümit edelim ki süreci kolay bir şekilde atlatırız. Ve ona göre de hazırlığımızı yaparız. Çok fazla zamanımız yok. Bu bir gerçek. Eylül'ün 11'inde biliyorsunuz ligler başlıyor. Yani şu aslında özetleyecek olursam Eylül ayını çok fazla hasarla geçirmezse güzel bir sezon olacak. Hocam anlaşma yaparken transfer yasağının kaldırılma diye bir şart koştunuz mu? Yani görüşmeler ya şimdi şart koşma çok ağır bir kelime yani. İstek ve temenni de bulundu. Bu bir gerçek. Bunu hepimiz istiyoruz. Yani siz de istiyorsunuz, biz de istiyoruz. Olmadığı zaman nelerin olabileceğini veya hangi sıkıntılar yaşayabileceğimizi yani hepimiz biliyoruz. Yani federasyonun almış olduğu bir karar var. Almamış olsaydı şu anda hangi ligde oynayacağımızı da hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani evet. Eksiklerimiz var ki ikinci devre ve sezon, yani öyle söyleyeyim, sezon iyi geçmedi Ankaragücü adına. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Nelere mal olabileceğini çok iyi bilmemiz lazım. Yani Ankaragücü bir alt ligde oynadı, bir ondan sonraki yani 2B'de oynadı. Ne kadar zorluk çektiğini sizler benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Yani inşallah tekrar o günleri yaşamayız. Yaşamaz Ankara, yaşamaz Ankaragücü ve daha güzel hedefler belirler. Hocam takımın analizini yaptığınızı söylediniz. Sizce Ankaragücü en çok hangi bölgelere takviye gerekiyor? Neler yapması lazım? Yani neler yapması gerekiyor? Bence o soru, yani sizin var ya sormuş olduğunuz sorunun içinde cevabı da var aslında. Veyahut da benim biraz önce söylemiş olduğum sizden şeyler. Sizden duyarsak çok, iyi olur. Ya şimdi şu, yani demek ki çok fazla ihtiyacı var olmamış olsa sezonu yani son sırada bitirmemiş olurdu. Evet.
Hocam şimdi ligin boyu uzadı. 21 takım var. 40'dan fazla maç oynayacak takım. Kadro derinliği zaten yeterli değil de daha da zorlanacak. Daha da futbolcu ihtiyaç olacak. Sizin kafanızda şu kadar bir futbolcu, bir de bütçeler de kısıtlandı. Futbol Federasyonu böyle geniş rakamlara izin vermiyor. Sizin kafanızda kaç futbolcu transferi var şu anda öngördünüz? Ya şimdi şöyle Bülent, lig ister 30 maçlı karşılaşma oyna, ister 40 karşılaşma oyna. Yani şimdi biz 34 karşılaşma oynuyorduk bugüne kadar. Yani ligi iyi geçiren takımlar 14-15 futbolcuyla ligi bitiriyor genelde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorsunuz Avrupa'da. Onlar da 16-17 ile bitiriyor. Yani biz bazı şeyleri çok fazla abartıyoruz. Yani futbolcunun sayısından ziyade kalitesi. Kalitelisi. Yani olması çok çok daha size şeyler katar. Yani hafta içerisinde bir fazla maç oynayıp oynamamak bizim coğrafi anlamda da çok fazla sıkıntılı olduğumuz bir bölgede değiliz. Evet. Yani yapacağımız deplasman mesafeleri çok uzun bir mesafe değil. Yani bu açıdan bizim açımızdan çok fazla, yani geçen seneki kadro sayısıyla bu seneki kadro sayısının arasında çok fazla bir şey değişmesi çok şey değil. Biraz önce söylediğim gibi önemli olan kaliteli bir kadro oluşması. Yani bizim yönetimle de paylaşmış olduğumuz, başkanımızla da paylaşmış olduğumuz şu şekilde. Yani en azından 4-5 tane gelecek vadeden altyapımızdan olur veyahut da dışarıdan olur. Yani bir kere 16, 17, 18, 19, 20 yaşında oyuncu talebinde bulunduk. Evet. Yani belki fazla bir zaman alacak bu oyuncuları tekrar, ama yani biz buradan giderken en azından gittiğimiz zaman bir şeyler işaretmiş olalım. Yani bunu sizlere söylememe de gerek yok. Yani Gençler Birliği'nde iki sezon sonra veya o iki sezon içerisinde altyapıdan ne kadar oyuncu çıkardık, nasıl bir kadroyla oynayıp nasıl bir kadro bıraktığımızı sizler benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Bizler daha çok yani sistem ve futbolcunun gelişimi üzerine çalışan bir ekibiz. Yani bunu her çalışmış olduğumuz takımlarda da kulüplerde de çok net bir şekilde sahada gösterildi. Belki biz yeterince ifade edemedik. Yani şey olaraktan belki Türkiye'de biraz daha fazla PR'ınızı yapmanız gerekiyor. Ama bizim önemli olan gitmiş olduğumuz takımlardan tavsiye edilmeniz çok çok önemli. Yani eğer biz buraya gelirken Kasımpaşa tarafından tavsiye edilip geldik. Yani bence bu her şeyden daha değerli diye düşünüyorum. Mevcutta kulüpte bulunan futbolcularla ilgili kafanızda ayrılmasını düşündüğünüz oyuncular oldu mu hocam? Bir de gençlere yönelilecek mi? Uzun zamandır oynayan oyuncular var yaşı ilerleyen. Mesela? İsim vermeyeyim hocam. Yani bir gençleştirme operasyonu olacak mı acaba? Ya tabii ki gençleştirme operasyonu olmak zorunda yani. Çünkü geçen sene 31.5 ilk devre, 29.5 ikinci devre. Yani yaş ortalaması oynayan oyuncu grubunun. Yani gelecek için yatırım yapan bir kulüp için yaş ortalaması çok yukarıda. Bu bir, yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani bizim gibi kulüplerin ekonomik olarak sıkıntılı olan bir kulüplerin ya o şekilde devam etmesi de zaten mümkün değil. Yani siz yaş ortalamasını 25-26'lara indirmek zorundasınız ki hem geleceğinizi işaret edin hem de güzel bir sezon, rahat bir sezon geçirebilin. Peki gelecek, geçen sezonki oyunculardan ortalama kaç tanesiyle yollara ayırır Ankara Gücü? Önce bir gelenleri görelim, ondan sonra gidenlere bakalım. Taraftarın 3 isim var mesela. Sedat, Fatih, Rivas. Bunların konusunda bir görüşünüz oluştu mu? Yani bildiğim yani, kadarıyla da 3 yılda sözleşmesi biten oyuncular. Evet, yani devam. O açıdan yani şu anda aramızda da yoklar. Yani herhangi bir sizin görüşünüz oluştu mu onlarla ilgili? Ya ben görüşümü zaten yönetim kuruluna söyledim. Yani onlar da biliyorlar. Bahsetmiş olduğumuz oyuncular çok genç oyuncular da değil. Ya yani biraz önce yapılanmadan, geleceğe vaat eden kadrodan bahsederken... Zaten olumsuz bir şey geldi. Yani, olumsuz mu yani görüşünüz? Şu andaki o işte tabii. Şu andaki yapmış olduğumuz rapor da öyle. Evet. Tamam. Hocam şimdi yıllardır Ankara Gücü taraftarı şöyle sırtını yaslayıp keyifle maç izleyemiyor. Hep bir sıkıntı içerisindeydi. Sizin ilk yönetimle görüştüğünüz, kafadaki planlamadan sonra Ankara Gücü taraftarı gelecek sene sırtını yaslayıp rahat rahat keyifli maçta izleyecek diyebilir miyiz? Bülent, İmkanları çok olanlar evde var ya rahat oturup televizyona bakıyor. Olmayanlar da gidip çalışıyor. Yani, şöyle devam edelim hocam. Şunu onu yapabilmek için de ekonomik olarak güçlük olmak zorundasın. Yani bu şey bizim sadece yapmamız gereken çalışmak, başka bir şey değil yani.
o vermiş çay yapmış vermiş olduğumuz emeğin karşılığında sahada görmek. Yani şunu yani siz de sen çok çok iyi biliyorsun yapı olarak da bizim sahada her zaman bir mücadelede takımımız olacak. Yani bununla ilgili hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın, hiç en ufak bir şüphesi olmasın. Ama diğer kısmı yani kulübün bulmuş olduğu ekonomik ortamı gözetmek lazım. Şu anda bir transfer yasağımız var. Yani bunu görmek lazım. Yani bir iki hafta içerisinde süreç tam netlik kazandır. Ondan sonra senin bu sormuş olduğun soruya da ben iyi bir cevap verebilirim. İnşallah hocam. Doğru bir cevap verebilirim. Hocam Ankara Gücü'nde hoca tercihleri çok tartışılır. Ama siz böyle bir mutabakat var taraftar arasında. O yüzden Kasımpaşa'daki referansınız tabii ki o çok önemli. Geçen sene başarılı oldunuz. Yani Ankara Gücü taraftarına bir buradan iyi bir haber verebilir miyiz? Yani gerçekten biz bu sezonu iyi geçireceğiz diyebilir misiniz? Ya şimdi ben Ankara Gücü taraftarını yani bir kere taraftar grubunun ne kadar önemli olduğunu zaten evet. Biraz önce altını çizdim yani çok önemli. Yani burada siz zaten iç sahada oynadığınız zaman 1-0 zaten önde başlıyorsunuz. Yani taraftar grubunun ne kadar itici olduğunu, ne kadar destekli olduğunu ve yani sabah kalkıp akşam yattığını çok çok iyi biliyoruz. Yani bunu ve o insanlar Ankara sadece gönüllü yaşıyorlar yani. Biz onlara bir karşılığında sahada bir şeyler vermek zorundayız. Yani sahada çıkıp biraz önce söyledim ki o mücadeleyi vermek zorundayız. Ben onlara teşekkür ediyorum. Yani sonuçta eğer bizi o şekilde sahiplendirlerse demeyeceğim çünkü o şekilde sahiplendirdiler. Yani bunu çok hem yani yapmış oldukları yorumlardan olsun, buradaki ortamda olsun çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii burada önemli olan sadece bizim Türkiye'de mesela şuna bakıyorlar. Ya tamam gittiniz 12 biz tamam. Son 12 hafta Kasımpaşa'da sadece bir mağlubiyetimiz var. Son 2 haftanın var ya lideriyiz. Bunlar hep güzel şeyler. Ama yarın 3 maçı var ya mağlup olduğun zaman bugüne kadar yapmış olduklarınız tamamen evet. Var ya yok oluyor. Biz var. Kasımpaşa'da yaptık bunu. Eskişehir'de yapmadık mı? Evet. 2 sene boyunca Gençler Birliği'nde yapmadık mı? Gençler Birliği'nin son 20 yılına bakın bakalım. 2 sezon üst üste kaç tane hoca çalışmış? Bakın yani. 2 sezon içerisinde 15-16 tane futbolcu alt yapıdan alıp yukarıya kim çıkartmış? Geldiğinde kasasındaki rakamına bak. Biz ayrıldıktan sonra kasasındaki rakamına bak. Yani biz bunları, yani biraz önce söylediğim gibi bizim işimiz değil bunlar. Yani bunları ben kalkıp benim anlatmamam gerekiyor. Biz çünkü hem yapı olarak var ya, öyle birisi değiliz. Ama Türkiye'de dediğim gibi yani 3 haftalık, 4 haftalık sonuçlar başarı veya başarısız olduğumuzu göster diyor. O da üzücü. Ondan dolayı çok fazla sirkülasyon oluyor. Evet. Hocam yıllardır Ankara Gücü özellikle son 3 sezonda topu rakibe vererek oynuyor. İşte defansa çekilip beraberliğe yapmaya çalışıyor diyelim. Siz artık bunu sonlandırıp daha ofansif bir formasyonla çıkmayı düşünür müsünüz? Ya Ankara Gücü taraftar daha atak bir futbol izleyebilir mi? Siz bisikletiniz varsa uçamazsınız. Değil mi? Yani elinizdeki imkanlarınıza göre oynamak zorundasınız. Bu bir. İkincisi, yani savunma yapmak da çok büyük bir özellik. Atletico Madrid çok mu büyük, yani çok mu atak oynayarak Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa Ligi'ni kazanıyor? Bugün herkes Liverpool'u konuşuyor. Liverpool sanki çok mu oyunu domine ederek oynadı? Yok. Hep geçiş oyunu. Yani günümüzde geçiş oyunu çok önemli. Evet. Geçiş oyunu ne kadar iyi oynayabiliyorsunuz, hangi bölgede oynayabiliyorsunuz bu çok önemli. Yani Barcelona'nın bundan 5 yıl önce oynadığı gibi artık Barcelona bu günümüzde de oynamıyor. Demek ki elinizdeki malzeme çok çok önemli. Kasımpaşa'da daha ofansif gördüğümüz için hocam. Yok çok fazla ofansif oynamadık biz Kasımpaşa'da. Olsun yine söyledim. De 2-0, 3-0 bunlar bizim özlediğimiz işte, sonuçta. Biraz önce söyledim siz skora göre var ya yorum yapıyorsunuz. Yani skor 5-0 olsa biz o kadar çok fazla ofansif de oynamadık söyleyeyim size. Ya bize yeterli 2-0. Hocam ben böyle de var. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Aslında Ankara Gücü camiası açısından Fuat Çapan'ın ismi bence özellikle çok uzun andır olmayan bir şey ifade ediyor. Sisteme önem veren bir teknik direktör geldi. Daha önceki teknik direktörler son dönemdekiler özellikle günlük sonucu alıp Ankara Gücü'nü bir yere taşımak üzerine bir planlama yapmıştı. Şimdi Tan Doğan tesisleri de tamamlandı. Evet Gençler Birliği'ndeki gibi belki daha uzun soluklu olup da hem altyapısal olarak kafanızda bazı düşünceler var mı? Yönetimle konuştunuz mu? Çünkü transferle ilgili aslında Sayın Başkan pek çok konuya açıklık getirdi. Bence en önemli şey yani Ankara Gücü'nde
ne yapacağınız bence daha önemli. Transfer veya elde edilecek aslında sahadaki sonuçtan çok Ankara Gücü'nün bir durulup sistemini kurması lazım. İşte o yüzden de sizin gelişiniz taraftar açısından çok önemli diye düşünüyorum. Sizin bir kafanızda bu konuda bir düşünce var mı? Bence aslında yönetimin hangi vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Yani çok net ve yani burada benden ziyade yönetimi tebrik etmek lazım veyahut da yönetimi takdir etmek lazım. Çünkü onların böyle bir görüşü olduğu için bizi uygun gördüler. Yani burada biz biraz önce söylediğim gibi tabii ki sonuç çok çok önemli ama yönetimin belirlemiş olduğu hedefler gelecekle ilgili tercihlerdi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum yani o tercihi bizden dolayı kullandıkları için. Hocam transfer yasağı açılırsa Belçika Hollanda'dan oyuncu getirecek mi Fuat Hoca diye soruyor Ankara'da. Ya şimdi şöyle futbolcunun nereden geldiği çok önemli değil. İyi futbolcunun gelmesi önemli. Karakterli futbolcunun gelmesi önemli. Yani futbolcunun ırkı, milleti, ondan sonra rengi olmaz yani. İyi futbolcu gelsin de bize nereden gelirse gelsin ki çok önemli değil yani. Bir de Berke ve Ender'in performansı hakkında ne düşünülüyor kim diye soruyorlar. Berke Gürbüz ve Ender Aygören. Yani takip ettiniz mi hocam geçen senede? Çocuklar. Açıkçası etmedim yani şimdi ettim dersem doğru söylememiş olurum. Etmedim ama şimdi buradayız. Bakacağız yani. Diyorsun. Bakacağız. Onun için buradayız yani. Var mı başka tamam. Sorunuz? Yoksa? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ileriki zamanlarda daha fazla zamanımız olacak inşallah. Daha uzun uzun oturur, daha uzun uzun sohbet ederiz. Bizim size aktardığımız kadar da sizin bize aktaracağınız şeyler olmalı muhakkak. Çünkü Ankara Gücü'nü siz cami olarak içindesiniz. Yaşananları çok çok iyi biliyorsunuz. Sizin bize, sadece biz size değil, sizin de bize vermiş olduğunuz verilerle biz de inşallah en iyisini değerlendiririz. Güzel bir birliktelik sağlarız sizle birlikte. Çünkü siz de bugün Süper Lig'de oynuyorsunuz. Yani bundan 3 yıl önce TFF1'de oynuyordunuz. Daha önce 2B'de oynuyordunuz. Hatta bugün evrakları incelerken onu da gördüm. Kırmızı grupta diye. Yani bu açıdan hepimiz gelin. 4 sene kırmızı grup hocam. Bu birlikteliği güzel bir birliktelik sağlayalım ve bunun değerini hep birlikte oynayalım, bilelim ve Süper Lig'de oynamaya devam edelim arkadaşlar. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun.